Ares yaptığı bu son kahpelikle bizi durduracağını sandı. Lakin şimdi tüm kuvvetimizle gazap olup üzerine yağacağız. Bu gece emrim üzerine Hanlı Pazar'da toy kurulacak. Tüm oba beylerine cenk vaktinin geldiğini bildireceğim. Hepsine vazifelerini vereceğim. Artuk Bey. Buyur beyim. Sadece alplerimiz değil. Geride kalan herkes cenk vaziyetine geçsin. Obada kalan ihtiyarından çocuğuna kadar herkes üzerine düşen vazifeyi bir hakkın yerine getirsin. Sen de bizzat başlarında ol. Buyruk senindir beyim. Nihayet o kaleyi başlarına yıkacı beyim. Alplarımız deli taylar gibindir. Eşinip dururlar. Gazaya da, fethiye de, şehit olmaya da hazırdırlar evvelallah. Eyvallah. Evvela kalenin girişine ve çıkışına mani olacağız. Alplerimiz Nikea yolunu ve kalenin kapılarını tutacaklar. Dumrul, sen Alplerle birlikte şark kapısını tutasın. Abdurrahman, sen Alplerle birlikte Nikea yolunu tutasın. Hünkut, sen Alplerle birlikte garp kapısını tutasın. Orada pusuya yatasınız. Kalenin dışarıyla olan temasına asla müsaade etmeyesiniz. Buyruk senindir beyim. Samsa ve ceza verdiğim alplerin cezalarını çektiğine kanaat getirdim. Beyim, beyim. Gündüz kaçırıldığı için Samsa kardeşimin ciğeri yanırdı. Kendini yer bitirirdi. Bamsı, Çavdar Obası'na tez ulak gönder. Aslan Hatun'la Turgut Alp bu akşam Bahadır Bey'i de alıp toya iştirak etsinler. O da gözümüzün önünde olsun. Arkamızdan bir iş çevirmeye kalkmasın. Emin olur beyim. Ares'e de bir ulak gönder. Yarın onunla baş alpim olarak sen görüşeceksin. Cenk geleneği üzere kaleyi teslim etmesini sen isteyeceksin. Buyruk senindir beyim. Buyruk senindir. Sultanımıza yazdığım mektup tez vakitte yola çıksın artık Bey. Sultanımız imparatorun ordusu gelmeden kaleyi fethetmek istediğimizi bilsin. Moğol ordusu hudutlarımızda durur. Hal böyleyken eğer sultanımızdan ordu istersek devletimizin hudutlarını tehlikeye atmış oluruz. Evelallah bu kaleyi öz pusatımızla da alma gücüne muktediriz. İnşallah, İnşallah. Beyim. İnşallah. Allah İnşallah. Gazamızı mübarek kılsın beyim. İnşallah beyim. Atınız eşkin, kılıcınız keskin olsun beyim. Eyvallah. İnşallah kaleyi fethederiz beyim. Adleriniz gazanız mübarek olsun. Gazanız mübarek olsun. Olsun. Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık başına kaleme girer. Nasıl olur da sizlere emanet ettiğim tek bir çocuğu kalın duvarlar, kilitlerle korunan gizli bir odadan kaçırır? Nasıl? Kalk! Thank you.
Ödeyin beceriksiz komutanların hatasının bedelini. Cesur, kahraman askerlerim canlarıyla ödedi. Tek başına bir Ertuğrul'u durduramadınız. Emirlerime uymadınız. Almanız gereken tedbirleri küçümsediniz. Ve şimdi sizin yüzünüzden bu surların gerisine çekilmek zorunda kaldık. Ve topraklarımızı bu kalenin içinde saklanarak koruyacağız. İtibaren Türklerle savaş başladı. Bu kalenin bütün kapıları bir daha açılmamak üzere kapanacak. İmparatordan yardım gelene kadar bu kaleyi son adama kadar savunacaksınız. Tek bir kişi kalsa bile sonuna kadar savaşacak. Teslim olmak yok. Şerefinizle öleceksiniz. Kostas! Savaş meclisini topla. Emredersiniz efendim. Titan, benimle gel. Demek Titan sensin. Özledin mi kardeşim beni? Ben de seni özledim. Düşmanımızın gözünü patlatıp geldim. Gündüzüm. Anlat bakalım neler ettin? Düşmanını zayıf yerinden vuracaksın dediydi babam. Ben de düşmanımın gözünden vurdum. Kahraman Basat'ın canavar tepe gözün vurması gibi. Ne ettim dedin sen oğul, ne ettin? Darius pusatımı aldı ana. Ben de elime taş sakladım. Kaleye varınca elimdeki taşı Ares'in gözüne sapladım. Ay maşallah benim aslanıma. Ana ne der bu çocuk? Dediğini yapmış kızım, yapmış. Yaptım yani anne. Ne sandın? Ertuğrul Bey'in oğlu Gündüz'üm ben. Alpbaşıyım. Alpbaşı oğlum benim. Babası Beylerbeyi oğlum. Maşallah. Maşallah benim Gündüz'üme. Meğer ne yiğitlikler etmiş. Ben daha ne yiğitlikler ederdim de pusatımı aldılar nene. Ya korktular tabii. Pusatın olsa neler edeceğini bildiler demek. Maşallah. Gündüz'üm benim. Maşallah çok şükür. Çok şükür Gündüz'üm. Anası kurban. Ertuğrul ilk olarak kalenin kapılarını ve Nike'ye giden yolları tutacaktır. Kaleye giriş ve çıkışlara ve dışarıdan gelecek yardımlara mani olarak bizi buraya hapsetmek isteyecek. Sultan Alaaddin ordu gönderebilir efendim. Sanmam. Moğollar Selçuklu'nun doğu sınırlarını tehdit ediyorken Ertuğrul Sultan'dan ordu istemez. Kaleyi elindeki imkanları en iyi şekilde kullanarak ele geçirmek isteyecek. Buna da gücü yetmeyeceği için
bu onun felaketi olacak. Bahadır Bey, Ertuğrul'a karşı büyük öfke içinde. Ertuğrul'dan intikam almak için her şeyi yapabilecek kadar gözü dönmüş kibirli bir ahmak o. Eğer onu kullanmazsak o zaman kendi kendimize ihanet etmiş oluruz, öyle değil mi Titan? Elbette. Onunla hemen konuşmam gerek. Lakin Türkler tüm kapıları tutmuşken buradan nasıl çıkacağım? Kalenin içinden kuzey ormanlarına açılan gizli bir geçit var. Bu geçitten atlarımızı bile geçirmemiz mümkün. Ertuğrul bizi buraya hapsettiğini zannederken biz onu ve çok güvendiği alplerini hiç beklemediği yerden vuracağız. Samsa ve diğer alpleri getirdim beyim. Gelsinler Ramsa. Her kişinin vazifesinden özge bir şey yoktur. Vazifesine dört elle sarılmazsa kendini de obasını da müşkül durumda düşürür. İstedim ki bunu idrak edesiniz ve anlayasınız. Ne desin, haklısın beyim. Kendi obamızda tuzağa düşecek kadar gafil kaldık. Vazifemizin ehemmiyetini başımıza musibet gelince anladık beyim. Her şerde bir hayır vardır Samsa. Bu şerde gafil uyuyan gözlerin açılmasına vesile olur inşallah. Şimdi Bamsı size pusatlarınızı versin. Beyim, bizi affettin mi? Düğün, bayram ve cenk günleri birliğin, dirliğin pekiştiği günlerdir. Karacahisar Kalesi'ne cenk hazırlığı içerisindeyiz. Cezanızı çektiğinize kanaat getirip sizleri affettim. Allah senden razı olsun beyim. Allah razı olsun beyim. Alplik yalnızca bilek işi değildir. Alp o ki aklı da pusatı gibi keskin, bileği gibi güçlü olur. Gözü kulağa esen yele, uçan kuşa dahi açık olur. Bir daha hata yaparsak beyim, erlik de pusat da bize haram olur. Allah seni başımızdan eksik etmesin beyim. Haydi haydi. Geldin Turgut. Hoş bulduk aslan. Turgut, gayrı az dinleniversen. Dünden beri gözüne bir dirhem uyku girmedi.
Aklım fikrim Ertuğrul Bey'imle Gündüz'de. Yanında değilim diye içim yer durur. Onlardan hayırlı haber gelmeden uyku bana haram asla. Destur var mıdır? Gel. Kaya obasından bir ulak geldi Turgut Alpbaşım. Hemen al içeri gelsin. Kapı. Hayırdır inşallah. İnşallah. Ertuğrul Bey haber gönderdi Turgut Alpbaşım. Beyim Gündüz Ares'in elinden sağ salim kurtarıp obaya getirdi. Allah'ım şükürler olsun. Çok şükür yarabbim. Ertuğrul Bey'im bu gece Hanlı Pazar'da Oğuz Beyleri'yle Cenk Toy'u toplayacak. Sizi ve Bahadır Bey'i de çağırdı. Eyvallah yeğenim. Şimdi var git Ertuğrul Bey'imize selamlarımızı söyle. Akşam Bahadır Bey'le beraber Hanlı Pazar'da olacağız. Eyvallah Turgut Alpbaşım. Çok şükür. Ares'in yaptığı bütün kahpelikler, kurduğu bütün tuzaklar boşa çıktı. Lakin bu kez onu hiçbir şey kurtaramayacak. İnşallah. Turgut, Ertuğrul Bey Bahadır Bey'i ne için çağırdı dersin? Ben Çavdar Obası'nın alpleriyle beraber cenge gittiğimde Bahadır Bey'in meydanı boş bulup bir kötülük etmesini istemez belli ki. Ertuğrul Bey'imiz iyi düşünmüş. Allah ona zeval vermesin. Amin. Amin. Oğuz. Şimdi git. İtimat ettiğin alplerden bir bölük seç. Obada sürekli devriye alsınlar. Bahadır Bey'i de çağır. Otağa gelsin. Emrin olur Turgut Alpbaşım. Akşam Oğuz Beylerine Hanlı Pazar'da Cenk Toy'u vereceğim. Biz Cenk yerinde çaba sarf ederken siz de burada hazırlıklara başlayasınız. Buyruk senin oğul. Gerekirse bütün bacıları toplar, hazırlığa koyuluruz. Et için yeterince sürümüz vardır beyim. Bezler için de kilimhanedeki bacıları iki misli arttırırız. Eyvallah. Artuk Bey pusat yapımıyla ilgilenecek. Yiyecek, içecek, merhem, bez, bu gibi şeylerden siz mesulsunuz. Bir eliniz de pusatlarınızda olsun. Biz gittikten sonra obayı siz koruyacaksınız. Evelallah oğul, gözün arkada kalmasın. Evelallah beyim. Destur var mıdır beyim? Gel hele Gündüz. Bundan da ayrı gözümü kulağımı açacağım beyim. Bana da vazife vermeni isterim. Gözünü kulağını açacaksın da evvela diline hakim olman gerek aslanım. Hele de mühim bir sırsa. Senin ağzında durmayan sır başkasının ağzında nasıl dursun demiş atalarımız. Alp dediğin her işittiğini her yerde söylemez. Anlaştık mı? Biz gittikten sonra obamızın, otağımızın eri sensin. Biz cenkten dönene değin, otağımızın da, obamızın da güvenliği senden sorulur. Buyruk senin beyim. Baba, Maria bana çok yardımcı oldu. O iyi biri. Acaba ne halidir? Onu kurtaracaksın değil mi? Sen tasa etme yiğidim. Kurtaracağım. (Gülüyor)
Şimdi bunu için. Yaralarınızın ağrısını hemen dindirecektir. Elindekileri bırak, çık dışarı. Nasıl oldun Maria? İyiyim. Biraz yaram acıyor ama ilaçlar dindiriyor. Nasıl oldu bu? Nasıl yaptılar bunu sana? Çok üzgünüm efendim. Emanetinizi o barbarlardan koruyamadım. Ne yaptımsa çocuğu almalarına engel olamadım. Canımı bile ortaya koydum ama beni de yaraladılar. Hiç acımadılar bana. Keşke canımı verseydim de emanetinizi onlara bırakmasaydım. Sadık Maria. Sadık ve kahraman Maria. Üzme kendini. Kendimi üzmemek elde değil ki. Belki de sizi çok büyük bir zaferden ettim. Zafer benim için sonucu kaçınılmaz bir şey Maria. Sadece zamanı gecikir. Şimdi bu ilacı iç. İç, ağrıların geçsin de ayaklan. Zaferi kazandığımda Ertuğrul ve Türkleri beraber ayaklarımız altında çiğneyeceğiz. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş gelmişsin Bahadır Bey. Hoş buldum, hoş buldum. Beni görmek istemişsiniz. Buyurasın. Hayırdır inşallah. Hayırdır Bahadır Bey. Buyur oturasın. Diyesiniz hele. Pek merak ettim. Çok şükür. Ertuğrul Bey gündüzü kaleden sağ salim çıkardı. Şükür, şükür. Lakin hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gayrı cenk vaktidir Bahadır Bey. Ertuğrul Bey doğru karar vermiştir. Böyle bir kalleşliğe misliyle mukabele edilmelidir. Biz de seni bu sebepten çağırdık Bahadır Bey. Hayrola? Ertuğrul Bey, bu akşam Hanlı Pazar'da cenk için Oğuz Beylerini toplayacak. Çetin bir cenk bizi bekler Bahadır Bey. Ertuğrul Bey, cenk toyunda seni de görmek ister. Ares kahpelik etmiştir. Bunun bedelini de ödemelidir. Böyle bir cenkte bize yakışan elbette devletimizin de Ertuğrul Bey'in de yanında durmaktır. Bu sebepten
Ertuğrul Bey'in davet ettiği cenk toyuna icabet etmek benim için bir şereftir. Eyvallah Bahadır Bey. Eyvallah. Yeter gayrı. Aynaya baka baka yiyip bitirdin kendine. Nasıl yiyip bitirmeyeyim? Nasıl yiyip bitirmeyeyim? Şu suratıma bakasın. Meleklerle melaikeler bile çadıra uğramaz, kaçarlar. Haydi. Hadi Bamsı. Bir şeyler ye, kendine gel. Yok vallahi Hafsam. Hiç iştahım yoktur vallahi. Geldiğimden beri bir çanak yoğurtla... Üç yufka yemişimdir. Başka da bir şey yememişimdir. Hafsam. Hafsam. Sana bir şey soracağım. Sen bu halimle benden soğumadın değil mi? Bamsı, o nasıl söz? Aksine ben seninle gurur duydum. Vazifesi için her şeyi yapacak bir erim var benim. Hay, hay dillerin şeker yesin senin. Maşallah benim hatunuma. Hay maşallah hatunuma. Hafsam. De. Hafsam. Sen imdi bana aş hazırlıyorsun. Ben de bu kefere işi sakalı keseyim. Yoksa ben başka türlü rahat etmeyeceğim. Haydi Hafsam, haydi. Haydın. Haydın Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, söyle Kostas. Ertuğrul haber göndermiş. Yarın sizinle görüşmesi için bir elçisini kaleye gönderecekmiş. Ertuğrul aklınca savaş geleneğini yerine getiriyor. Elçisini gönderip kaleyi teslim etmemi isteyecek. Onunla uzlaşma yoluna gidecek misin? Asla. O bütün kozlarını benim kalemi fethetmek için kullanıyor. Ben de bütün kozlarımı ona mani olmak için kullanacağım. Komutan Ares. Niko. Siz ve şövalyeleriniz Türkleri yenebilecek güçtesiniz. Fakat sizi düşünceli gördüm. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Türkleri yenmek için güç yeterli değil Niko. Sen tüccarsın, iyi bilirsin. Savaş zamanında şövalyeleri doyurup dirençlerini arttırmak için altın gerekli. Ve elimizdeki altının yeteceğinden şüpheliyim. Siz Türkleri mahvetmeye odaklanın. Gerisi bir şekilde olur. Umarım Türkleri en kısa zamanda mahvederiz Niko. Sen bunun için dua et. Yeterli. Her zaman duacınızım büyük komutan Ares. Bahadır Bey geldi beyim.
baba. Oğlum. Oğlum. Nasılsın? İyi misin ha? Yaran nasıl? İyiyim baba. Beni bağışla. O itin canını alamayıp işimizi tamamen erdiremedim. Tasa etme oğul. Tasa etme. İşimizi tamamı erdireceğiz evvelallah. Ertuğrul. Bu akşam Hanlı Pazar'da Cenk Toy'u toplayacak. Karacahisar Kalesi'ne gaza etmek ister. Bütün Oğuz beylerine vazife verecek. Beni de çağırdı. Seni niye çağırır ki baba? Turgut. Cenk'e gideceği için aklı sıra beni obada yalnız koymayacak. Ben de ona itaat etmiş gibi görüneceğim. Sen de hazır olup emir verdiğimde obayı basacaksın. Ertuğrul sırf seni obadan uzak tutmak için çağırdıysa itaat etmene inanacak mıdır ki? Ona öyle mühim bir şey göstereceğim ki bana itimat etmekten başka şansı olmayacak. Sen en iyisini bilirsin baba. Bu sefer işlerini bitirelim. Ne yapmak gerekirse, kimin kanını dökmek gerekirse dökelim. Ama bitirelim. Hakkımızı almak için çok bedel ödedik. Çok sabrettik. Gün bugündür. Ertuğrul, zafer hülyasında yüzerken onu hezimete boğacağım. Unutmayasın. Bu bizim son şansımızdır. Oğul, başaramazsak Çavdarlar Ertuğrul'un tahakkümünden kurtulamaz. Soyumuz için canımızı son defa ortaya koyma vaktidir. Hadi selametle. Benden haber bekliyorsun. Buyurasınız. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran yüce Allah'ın 99 adıyla. Toyumuz hayırlı ve kutlu olsun. Amin. Kefere başının inini basıp evladını sağ salim kurtarmışsın beyim. Çok şükür. Çok şükür beyim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
Eyvallah beyler. Buna cüret eden o soysuzun cezasını kesme vakti gelmiştir. Sizi bu toya çağırmamın sebebi de budur. Eyvallah! Senin evladın Gündüz, bizim de evladımızdır. Onu kaçırmaya cüret eden baş, tez vakit ezilmelidir. Mesele yalnızca benim evladım meselesi değildir. Sultanımızın seferine giderken bana ve Alplere tuzak kuran da o soysuzdu. Soysuz herif. Burç Bey'ini kastetmiş. Kellesi gövdesinden ayrılmalı. Yokluğumda Hanlı Pazar'a dayanan eşkıyaya sebep de oydu. Onun başını almadan obalarımız huzur bulmayacak. İndilik kale kapıları ve Nikea'ya giden yol Alplerim tarafından tutuldu. Daha sonra muhasara ve taarruz için size vazife düşecek beyler. Bütün Türk obaları bu zaferi paylaşmalıdır. Alplerimizin pusatları şakırdamalı, atlarımızın nalları toprağa sarsmalıdır. Buyurun Efendimiz Bey. Ertuğrul Bey, müsaade edersen ben de senden bir vazife dilerim. Buyur Bahadır Bey. Sultanımızın ordusuyla nice kaleler aldığım malumdur. Kale fethetmek öyle muhasara ve taarruza olmaz. Ya ne yapacağız? Büyük mancınıklar yapacağız Ertuğrul Bey. Emrettiğiniz üzere kalenin bütün kapıları kapatılıp sürgülendi efendim. Surlara da büyük yaylarla yağ kazanları kurulacak. Kalenin içinde vaziyet nasıl Kostas? İyi efendim. Ahalinin tedirgin olmaması için ayinler, cesaret verici gösteriler falan düzenleyin. Emredersiniz efendim. Yalnız bir sorunumuz var. Nedir Kostas? Savaş uzun süre devam ederse kalenin içindeki yiyecekler yetmeyebilir efendim. Hiç merak etme Kostas. Bu savaş hiç de uzun sürmeyecek. İlk hamlemde Türkleri püskürtüp mahvedeceğim. Gel. Sandıkta ne Niko? Komutan Ares, siz ve kahraman şövalyeleriniz Türklere karşı savaşırken hiçbir şeyi yapamamak ağrıma gidiyor. Ben de yapabileceğim en iyi yardım yapmak istedim. Buyurun. Bir sandık altın ha. Evet efendim. Nikea'dan gelirken yanımda getirmiştim lazım olur diye. Bundan daha fazla lazım olacağı bir gün olamaz sanırım. Kutsal İmparatorluğumuz bu soylu davranışını asla unutmayacak Niko. Senin gibi fedakarlar sayesinde çok kısa zamanda Türkleri topraklarımızdan alacağız. Kostas. Sandığın bahsene götür. Emredersiniz efendim. Titan. Sen de görevini gayet iyi biliyorsun. Tanrı seni korusun.
Tanrı İmparatorluğumuzu korusun. Efendim müsaade ederseniz ben de Komutan Kostas'ta mahzene ineyim. Elimizde ne kadar altınımız var, bize ne kadar yeter hesaplamak isterim. Elbette Niko. Bundan sonra da altın işlerinden senin sorumlu olmanı isterim.